Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık kişisel kontrolden bahsedelim. Diyelim ki bir sınava girdiniz ve sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrendiniz ki pek de güzel bir puan alamamışsınız. Tepkiniz ne olurdu? Çalışmanın yetersiz geldiğini kabul edip daha verimli ve daha dikkatli bir şekilde bir sonraki sınava mı hazırlanırdınız? Yoksa öğretmenin bu sınavda adil davranmadığını ve düşük bir puanı hak etmediğinizi dile getirip öğretmeninizi mi suçlardınız? Eğer daha fazla çalışmanız gerektiğini ve bu çalışmanın yetersiz kaldığını düşünüyorsanız, bu sizin içsel bir kontrol odağına sahip olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Yani kendi kaderinizi çizdiğinizi kabul etmiş ve ona göre bir tutum sergiliyorsunuzdur. Sonuçları kendi çabanızla değiştireceğinize inanıyorsunuzdur. Dışarıdaki koşulların ve güçlerin kaderinizi belirlediğinizi düşünüyor ve öğretmeninizi suçluyorsanız da dışsal bir kontrol odağına sahipsiniz demektir. Kaderinizin şanslara, fırsatlara ve tesadüflere kaldığına inanmayı seçiyorsunuzdur. Peki bu bilgilere dayanarak kontrol odağınızın içsel mi, dışsal mı olduğunu söyleyebilir misiniz bizlere? Sosyal araştırmacılarımız boş durmamışlar. İçsel ve dışsal kontrol odaklı insanlar üzerinde bolca araştırma yapmışlar. Araştırma sonuçları da hayli ilginç geldi bizde. Mesela içsel kontrol odaklı olan insanlar çalışma ve okul hayatında daha başarılı. Sorunlarla mücadele etmekte daha iyi iş çıkarıyorlar gibi gözüküyor. Hatta daha sağlıklı ve daha az depresyona giren insanlar oldukları belirtildi. Yani içsel kontrol odaklı insanlarımız suçu başkalarında, kaderde, kısmette bulmak yerine kendi sorumluluklarını üzerine alınca galiba kafaları rahatlıyor. Bu sayede hayattan daha çok keyif alıyorlar gibi. O zaman soru şu, kadere, şansa, tesadüflere inanmak insanı daha mı depresif yapıyor? Çünkü aynı araştırmalar bize şunu da söylüyor. Dışsal kontrol odaklı insanlar okul ve iş hayatında daha depresif ve başarısız oluyorlar. Depresyon hayatlarını yiyip bitiriyor. Yani çaresiz ve umutsuz hisseden insanlar kontrolün onların dışında olduğunu inandıkları zaman neler oluyor? Ya da kontrolün onların elinde olmadıklarını anladıklarında mı çaresiz ve umutsuz hissetmeye başlıyorlar? Bu biraz sanırım tavuk yumurta problemine dönüştü. Belki de bu olaylar zincirinde payı olan başka bir etmen de öğrenilmiş çaresizliktir. Hayatları üzerinde çok az kontrole sahip insanları düşünün şimdi. Mahkumları, hastaları, maddi olarak geçinemeyen insanları, evsizleri, bu insanların depresyona girmesini, hırçın ve agresif olmasını beklemez misiniz zaten? Bakım evlerinde yapılan bir araştırmaya göre orada kalan insanlara daha fazla kontrol imkanı verdiklerinde daha sağlıklı ve mutlu oldukları ortaya çıkmış. Bu verilen kontroller öyle büyük şeyler falan da değil. Televizyon kumandasının hakimiyeti gibi, ışıkları istediğin zaman açıp kapatmak gibi küçük şeyler. O insanları daha sağlıklı bireyler haline getiriyor. Ancak çok fazla kontrolünüz olduğunda da fazla seçenekler arasında kaldığımız zaman da bu bizi olumlu etkilemiyor. Bunu seçim paradoksu videosunda zaten konuşmuştuk. Peki siz içsel odağınızda kalıp kontrolü elinizde mi tutuyorsunuz yoksa dışsal faktörlerin kontrolü sizden almasına izin mi veriyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.